Geçtiğimiz hafta biraz ülkenin gündemini meşgul eden bir karşılaşma oynadıktan sonra tabii o karşılaşmanın olumsuz izlerini bir kenara atıp artık Cuma günü oynayacağımız bizim için çok önemli olan Bandırma Spor maçına hazırlanmaya dün başladık. Hemen maçtan sonra oyuncularımıza izin vermeden hazırlıklarımıza başladık. İşte Cuma gününe kadar da birkaç antrenmanla hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve inşallah Cuma günü kendi sahamızda İyi bir mücadele, güzel bir oyun. Beraberinde alacağımız 3 puanla zirve yarışındaki mücadelemizi devam ettireceğiz. Şu anda herhangi bir sakatımız yok. Oğuz'un bir hastalığı vardı. O iyi oldu. Biliyorsun Nadir'in bir hafta sonu görmüş olduğu sarı karttan dolayı kart cezası mevcut. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz görünmüyor Allah'a şükürler olsun. Ve bu şekilde istediğimiz şekilde maça çıkacağımızı düşünüyoruz. Ve ben tabii ikinci devrenin ilk maçı olan Altay maçı gibi güzel bir mücadele ortaya koyup güzel bir futbol oynayarak inşallah bu maçın bizim açımızdan hem de geleceğimize ışık tutması açısından önemli olduğu kadar bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem geleceğe biraz daha umutla bakabilmek, hem geçtiğimiz haftanın olumsuz izlerini üzerimizden atmak için güzel bir fırsat var önümüzde. İnşallah bu maçı iyi değerlendireceğiz. Bugün gerekli işte donelerimizi ortaya koyup Futbol Federasyonu'na gerekli müracaatımızı yapacağız. Ve bu müracaatla ilgili de öğleden sonra kendi resmi sitemizden gerekli açıklamalar yapılacak. Yani oradan vermeden benim söylemem çok doğru olmaz. Kurallar gayet açık ve net bir şekilde ortada. Maçın içinde yaşananlar da çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla biz müracaatımızı yapıp ondan sonrasını bekleyeceğiz. Ya orada da bir ayrı bir hata var ama tabii Futbol Federasyonu bu yaşanan olayları ne şekilde değerlendirecek hep beraber göreceğiz. Ama kurallar ve uygulamalar çok net bir şekilde açık bir şekilde ortada. Benim itirazım şu yöndeydi. Bunu çok açık ve samimi şekilde söylüyorum. Sahaya girdim. Hocam dedim, verdiğiniz karar yanlış. Bu bir skandaldır dedim. Yani tek söylediğim bu. O da sahanın içine girdiğimden dolayı bana kırmızı kartını verdi. Ama orada tabii yaklaşık 50-60 kişi falan zaten sahanın içerisindeydi. Hakemi sadece uyarmam bu noktadaydı benim.